TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Haftanın son günü. Yine sizlerle birlikteyiz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz herkese. Yine harika bir gün. Yine enerjim yerinde. Çünkü konuğum da çok enerjik. Bildiğiniz gibi her hafta olduğu gibi bugün yine bizlerle Melike Aydın, isim analisti efendim. Melike Aydın bizlerle birlikte. Hemen numaralarımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. 0212 454 55 71 numaralı telefonlardan bizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda TGRT EU TV Instagram sayfamızdan da mesajlarınızı bekliyorum. Bugün ritüeller var. Harflerin bu titreşimlerine bakacağız. Tabii ki isim analizi olmadan olur mu? Olmaz tabii ki de. Onlar için de sizden mesaj bekliyorum. Lütfen TGRT EU TV'nin mesaj bölümüne yazınız. Bazen böyle fotoğrafın altına yapıyorsunuz, oradan kaçırabiliyorum. TGRT EU TV'nin mesaj bölümüne atarsanız hemen oradan okuyup isim analizlerinizi yaptırırız. Ve işte Melike Aydın. Nedense böyle bir sen gelince coşkuyla evet Melike Aydın diye böyle. Sahneye çıkar gibi buradayım. Hoş geldin. Ne mutlu bize ki Allah bu günleri nasip edip yine burada olmamızı bizlere sağlıyor. Allah'ın izniyle her zaman da burada olmaya çalışacağım. Ekran başındaki sevgili izleyicilerim hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Yurt dışındaki izleyicilerimiz bizleri izliyorlar. Sizlere de hayırlı cumalar, Rabbim yanınızda her daim olsun diyorum. Ve bugün evet ritüellerimize başlayacağız. Allah hemen inşallah. Ritüellerle başlayacağız. Bu arada haftan nasıl geçti? Harika geçti. Pozitif, çok pozitif enerji bol. Şimdi senden böyle cumalara enerji alıyorum, o bana hop bir hafta yetiyor. Ama bir gün dinleniyorum ben. Perşembe günü hiçbir iş yapmıyorum. Oh, evde temizlik dahil yapmıyorum. Ne düşün yapıyorsun? Yani. Yatmıyorum. Sadece meditasyon, sadece benim meditasyonum dua. Duadan başka hiçbir şey yapmıyorum. Ya mutlaka geziye çıkıyorum ya denizin bir kokusunu içime çekmek istiyorum ya da doğaya, ağaçların ışırtılamasını, seslerini... Kendimi dinliyorum. Yağmur sesini çok seviyorum, yağmuru dinliyorum. Böyle sanki onlar bir şeyler anlatıyor. İç sesime bu dönem şöyle bir iç sesimi dinleme içimden geliyor. Yani sadece kendini dinle, kendine odaklan, kendin için mücadele et. Artık bir yerde yoruluyorsun, tıkanıyorsun, kalıyorsun. Bundan sonra kendin için bir şey yap. Bir an kendime sarılasım geliyor. Nasılsa böyle bir bakıyorum ki sağımda solumda meleklerim var. İyiyi kötüyü görebiliyorsam. Kötüye karşı gelen zincirleme bazen diyorum ben zincirimi kilitledim. Kimseyi düşünmek istemiyorum. Negatif veren insanları hayatımdan çıkarıyorum. Kendi arzularımı, kendi geleceğimi, çoluğumu, çocuğumu, ailemi, akrabamı bunlar için ben ne yapabilirim? Sevdiklerime neler yapabilirim? Veya benden kimler aldı? Kimler kazandı? Veya ben kimleri kaybettim? Kimler beni kaybetti? Bunun istişarını yaptım. Bu hafta bunları geçirdim. Harika. Ve evimde tüsü yaptım. Ve biliyorsunuz ki bu ay ben diyorum ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz bu ay evet tüs ayına başlıyoruz. 15'inden sonra başlıyoruz. Ama bugünden de başlayanlar var. Ben yine bugünü çok erken ritüeli almak istedim. Arzucuğum sen de evde yap bunu. Evet. Mutlaka yapmanı istiyorum. Çünkü bunun, bizim tüsüleri vardır. Bunu ta eski çağlardan beri. Hani ölülerin böyle öldüğü zaman tüsü yaparlardı evlerde. Hani kötü enerji gelmesin diye. İşte bu tüsü o eskilerden ta ki Mısır'dan gelen ve Araplardan gelen bir enerjidir bu. Bize de bir nevi... bu enerjiyi yansıtmıştır. Bizler de yapmak istiyoruz. Adaçayı yakıyorum ben. İşte adaçayının günleri ve ayları vardır. Her zaman evde tüsü yapılmaz. Aman aman kötü enerjiye gidecek, şöyle olacak, her daim tüsü... Hayır, bu sefer de kötü enerjiyi çağırmış oluyorsunuz. Sıkıldım, ruhum darlandı. Ben kötü enerjimi atacağım. Hayır. Sadece sıkıldığınız an bir bardak su... Biz bir su parçasından olduğumuz için bir damla. Bu damladan olduğumuz için ağzımıza mutlaka okunmuş olduğumuz suyu içeceğiz. Biz arınmak istiyorsak dualarla arınacağız. Tesbih çekerek böyle arınacağız. Zihnimizi, bedenimizi ancak böyle dua ile temizleyebiliriz. Arındırabiliriz. Şimdi tüsüyü nasıl yapacağız? Yeni hayatımızda yenilikler. Çekmek için biliyorsunuz bunu. Konusunda çok büyük bir net olarak söylemek istiyorum. Manyetik bir alan vardır yeni ayda. Bu gücü bilinçli bir şekilde kullanmamızda çok da faydası vardır yaşamamızın içinde. Ve kolay sıçramalar yaşayabiliriz. Nedir bu sıçramalar? Bir an tıkanma yaşıyorsak tam yeni ayda maddi, manevi sıkıntılar, ikili ilişkiler, sorunlar, aile problemleri, işte bu tıkanmalarda yaşamımızın alanında temizlemek için yeni ay ritüelimizde ilk olarak söylemek istiyorum. Bak hemen not alıyorsun. Hemen kalemim kağıdım hazır. Bu arada izleyicilerimiz de lütfen sizler de kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Bu ritüeller gerçekten çok önemli ve çok işe yarayan ritüeller bence. Ben hemen notumu alıyorum Melike'cim. Sen hemen al. Ama yaptığın zaman faydasını kesinlikle görmüyor musun? Kesinlikle görüyorum. Yani diyorum ya Allah'ım şükür olsun, hamdolsun. İnanarak yapmak önemlidir. Şu kalpten isteyerek ve inanarak, hani aman ya ben bunu yapıyorum ama hiç de inanmıyorum derseniz olmaz zaten. Olmuyor zaten. Olmaz. Onu inanarak kalple. Gerçekten ben onu böyle yaparken ne ritüeli olursa olsun şu kalbimin böyle titreştiğini hissediyorum. Ay, o zaman güzel oluyor. Ne kadar güzel. O zaman da sen bunun faydasını görmüş oluyorsun. Kesinlikle. İşte bu ritüelimizin içinde yaparken kendinize odaklanmanızı istiyorum. Yalnız odaklandığınız zaman da hani ben hasetlik, kin, nefret, çekemeyen düşmanlık, ben bunun için yapıyorum. Ama nasıl yapacaksınız? Karşıdaki insan benim canımı yaktı, ben de onun canını yakayım. Öyle yok. Karşıdaki insan benim hakkımı yedi, ben de onun hakkını yiyeceğim, ben de böyle kötü enerjiler göndereyim de yapayım. Hayır. Hayır, asla. Kötü niyet. Öyle bir şey yok. Benim evim, yuvama bir başka bir kişi geldi. Aynı hem cinsim benim yuvamı yıktı. Öyle yok. Ben de onun, o şimdi benim eşimden, öyle diyenler de var. Yani böyle bir bazen kala kalıyorum öyle. Sıkıntıda oluyorum. Benim yuvamı yıktı. Ben de bunları yapayım da onun da yuvası yıkılsın. O kötülük yaptı diye sen de mi kötülük yapacaksın? O kalbinin kötü enerjisini yaşamışsa senin kalbini de mi kötüleyeceksin? Bazen işte diyoruz ki dualarımız niye kabul olmuyor? Çünkü kalbi kötülediğin zaman kalp kilitlenir, çakrası kilitlenir. Oraya bir damla bile enerji gitmiyor. Ama ben Allah'ımı çok seviyorsun ama hatalardan dolayı Rabbim o kalbinin enerjisini, duasını kilitliyor. Ben neden hata yaptım? Niye işimde rast gitmedim? Neden para bolluk bana gelmiyor? Niye aşk bana gelmiyor? Neden kısmetlerim kapalı? İşte bir engel vardır orada. Kalbin enerjisinde bir engel vardır. Bu engeli kaldırmanız için bütün negatif enerji düşüncelerden, yapılan size ne varsa Allah görüyor, şak damar. Ben diyorum Rabbim bana şak damarıma kadar yakınsın. Şuradan kalbe damlar. Bu yüzden de ben sadece ondan isterim. Tevekkül sadece ona ederim. Kul yapmışsa hatasını anlar, özür diler. Ben de affetmeyecek haşa. Tabii. Olur mu? Bir yaptı, iki yaptı. Sonunda derim ki arkadaşım ben seninle görüşmek istemiyorum. Neden? Yapamayacağım. Yoruldum senden. Bitti. Onu da güzellikle ifade ederim ve gönderirim. Bu kadar basit. Kötülük yapmayacaksınız. Bu ritüel iyilikler için, güzellikler için, bolluk için, bereket için, sağlığınız için, hayatınızda daha iyi yerlere gelmeniz için işte size ritüelim, kaleminizi alın elinize. Evet, hemen yazalım, hemen notlarımızı alıyoruz. Lavanta, burada her şey var izleyicilere. Lavanta, biliyorsunuz lavantayı ben sık sık evimde de kullanırım. Odamda, çekmecelerde, gözlerimde kullanırım. Bazen yatak örtülerimin üstüne bile hafifçe lavanta atarım. O gün bir koku odama gelsin. Lavanta kokusunu çok severim. Çok güzel, evet. Lavanta ve kurumuş gül ve taze naneyi kurutuyorsunuz kendi elinizle, taze. Bunu kalifer üstüne koyun. Şu anda kıştır, kurumaz dersin. Kalifer üstüne koyun. Kurur ve onu elinizden yalnız olduğunuz o taze de gülü alacaksınız. Kurumuş gül de diyorum. Taze de gülü kurutacaksınız. Elinizde hafifçe, sadece sol değil, sağ taraftan onlar ovacaksınız ama ikisini birbirine katarak değil. Naneyi ovacaksınız. Niyetlerinize kodlanacaksınız. Ama kötülüğe değil. Sakın. Asla. Ben iyilikten, güzellikten bunun bir faydasını alamazsınız. Boşuna ben demiş olurum. Naneyi böyle ovacaksınız, elinizden sağda avucunuzun daire şeklinde ovacaksınız ve kumaşın üstüne dökeceksiniz, bir beyaz kumaşın üstüne. Ve aynı derecede gül, hangi renk olursa olsun, yeter ki gül olsun. Güllerin zaten kokusu bize yeter. Biz güllerin efendisini sevdiğimiz için bize güller şifa verir. Yok beyazmış, sarıymış, kırmızıymış, mavimiş değil. Gül olsun. Gül olsun ki kokusu gelsin size. Gülü hafifçe, bahçenizdeki güller de olabilir. Bu taze alacaksınız. Kesilmiş gülden almayacaksınız. Taze yapraklarından alın. Bir iki tane koparmadan bir iki tane alın. Ben bunu dua için güzel yeni ayda bana bolluk bereket gelsin diye. Bunu güzelce elinizden aynı derecede gül yaprağını oyuyorsunuz. Ve içine tarçın, çubuk tarçın. Bu çubuk tarçın da rende yapamazsınız. Hı hı. Bunu sadece hafif kıracaksınız. Çubuk tarçını da çörek otuyla birlikte katıyorsunuz. Ve ocağınızda 3 gün sadece tüsü yapacaksınız. 3 gün. Sabah ve akşam. Bir sabah kalktığınızda sadece bir tüsü evinizde. Önce havalandırın evinizi. Sonra tüsü yapın. Ben kötü enerjilerimden arınmam için. Ama burada yaparken ovalarken duanızı yapacaksınız. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Samet, Ya Adil, bunu okuyacaksınız. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Samet, Ya Adil. Bunu okuyacaksınız. Nas, Felak, Ayetel Kürsü, İhlas ve Fatiha suresini okuyacaksınız. Ve bunları okuduktan sürece sadece evinizde 3 gün boyunca sadece bakın. Bakara suresini evinizde okutun. 3 gün. Bunu bitiremedim, edemedim değil. 3 gün. Bir sabah başlarız. İşe gidiyorsunuz. Geldiğiniz zaman yapın. Hı hı. Günde ya da ben 3 gün diyorsam siz bir gün yapın bunu. Bir gün bile enerjisi size yeterlidir bunu. Bunu yaptığınız zaman pozitif düşünmeye ve pozitif konuşmaya özellikle kendinize odaklayın. Ve hani şöyle oldu böyle oldu o tüsü de benim canım, bunları sakın söylemeyin. Bilinç yapısında olmanız gereken yerde kendinizi hissedin. Hani ben parlamak istiyorum, ilerlemek istiyorum, işimde şans bulmak istiyorum, kendimi daha iyi yerlerde göstermek istiyorum. Müdürümün karşısında çok iyi konuşup kendimi övmemek değil, yani övülmek istiyorum. İstiyorsanız işte bu ay sizin ayınız. Ve yine şöyle bir şey daha söyleyeceğim Arzucuğum. Evet. Harflerimiz biliyorsun. Harflerimizdeki olan tüsümüz bitti. Ritüelimizi bitirdik. Şimdi bu hafta ve bu ayın içerisinde şanslı harflerimiz var. Bunu tek tek evet ben bunu tek tek hesap ettim. Bir hafta boyunca hesap ediyorum. Bakın, aile ilişkilerinde sıkıntı ve problem yaşayan harfler, evet. Çelişkiler. Özellikle bu harfler kendilerine dikkat etsin. Aile ilişkilerinde, maddi demiyorum, sadece aile ilişkilerinde sıkıntı, problem yaşayanlar A, B, C, D, E, F. Bunlar aile ilişkilerinizde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ve H harflerinde bir nevi aile ilişkileri dediğim zaman H, K, L, bunlar sadece eşler arasında problem çok yaşayacaklar. Birçok harflerimiz var. Benim incelediğim harflerde bunları söylemek istedim. Maddi anlamda sıkışan harfler. İlk isminizin baş harfi başlıyorsa S, bakın unutmayın. S, M, N, L, K, N, U harfleri, bunları tek tek saydım ben size. İlk isminizin baş harfleri başlayan harflerde ve bakın S, özellikle S harfleri. Özellikle. Ve burada S harfleri. Sizlere sesleniyorum. Sizler isminizin baş harfiyle S, Y, Z, M, N, bu harfler maddi yönde, E harfleri maddi yönde inanılmaz derecede sıkışma, bir tek M harfleri bir çıkış yolu buluyor. M. O da 17'sinden sonra başlıyor. şükür olsun diyecekler. S harfleri Mart'ın sonunda başlayacaklar feraha çıkmaya. Bunları tek tek anlatsak saatlerimiz bitmez tabii ki burada. Sadece söylemek istediğim bu harfler, bunlar kendilerine çok dikkatli olsunlar. Zaten Ocak ayında ben bunu 2-3 ay önce Arzucuğum belirtmiştik. Birçok ilişkilerimizde sıkıntılar yaşanacak. Maddi anlamda kimseye kefil olmayın dedik. Biz kendi kendimize uyarıyoruz ama bazı zamanda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden de çek, senet, sepet işlerinizde, alışverişlerinizde her zaman dikkatli olun söylemiştim. Ve bu ayda aynı derecede sıkıntılar yine devam etmektedir. Yine de çok dikkatli olmanızı istiyorum. Her şey çünkü enerji yaşamımızın içinde harfler ve isimler olarak, doğum tarihleri olarak çekmekteyiz bu arada. Ve bu arada sana bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi evet, telefonlar sık sık geliyor, duyuyorum ben. Mesajlar da başladı. Mesajlar da geliyor. Seni çok seven biri daha var. Çok seviliyorsun hanımefendi. Ne güzel, ne mutlu. Bizim bir tane şimdi aklıma geldi. Hemen buraya yazmışlar ve mutlaka söylememi istediler. Kim? Nazmiye halamız. Ay Nazmiye hala. Beni görürseniz Nazmiye halaya bir selam göndereceğim. Evet. Nazmiye halacığım, İnşallah programımızı her gün izliyorsundur. Teşekkür ederiz. İzliyormuş galiba değil mi? Çok. Nazmiye halacığım, seni öpüyorum buradan. Kocaman öpüyorum. Evet, bize de yazdı Nazmiye halam, seni çok seviyorum. Dualarını eksik etme. Elinde sopan bekliyorsun. Çocukları önünden geçirmiyorsun. Aman ne güzel. Aman Melike başladı. Eline böyle başlıyor, vuruyor çocuk. Aman çocuklara kıymayalım diyelim. Biz seni çok seviyoruz. Dualarını üstümüzden eksik etme. Her zaman başımın üstünde yerim vardır. Rabbim ömrünü uzun etsin. Sağlığın, neşen, huzurun yerinde olsun, bize yeter. Benim de dualarım senin üstünde, senin de dualarını eksik etme. Melike'cim, bu arada ben çok ilginç bir şey anlatacağım. Seninle hani o kadar her cuma birlikteyiz ya. Hafta içi şöyle bir yorum yaparken buldum kendimi. Bir isim geldi önüme. Bir arkadaşım birinden bahsediyor. Bir şey olacak. İşte ismi, adı, soyadı. Hani ben de kızlık soyadım ve soyadımı kullanıyorum. İki soy isim. Öyle bir işte isim, soy isim, soy isim düştü. Ben direkt şöyle söylerken kendimi buldum. Bu kızlık soy ismini ben beğenmedim. Acaba baba evinde bir sıkıntı çekmiş mi? Bir sor arkadaşına. Çektiyse bunu kullanmasın. Ben böyle bir yorum yaparken kendimi gördüm desem sana. Şimdi enerjiler bir bağ, çok güzel. Güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Enerjiler, bağlantılar birbirimizi kurduğu için de burada bu enerji zaten kapıyorsun, alıyorsun bir takım bir şeyleri. Hani sen bana bir şeyleri öğretiyorsun, ben sana bir şeyleri öğretiyorum. Ne mutlu bana ki birbirimizin enerjisi, halkası birbirine bağlanmış. Evet, bu enerjiden çıkıyorsun çünkü. Burada da bir şeyleri göstermeye çalışıyorsun. Bir de insanın da hissiyatı çok önemlidir. Hissiyatından da konuşturdu seni Yüce Mevlam. Burada ilk böyle şöyle bir ilk söze çok dikkat edin. Bazen dil konuşur, bazen de kalp konuşur. Ve ben kalbinden konuştun, ne güzel. Dedim diyorum ki lütfen arkadaşın dedim bana mesaj atsın. Soracağım dedim. Çünkü ben öyle hissettim. Bilmiyorum doğru mu hissettim. Arkadaşın dönmedi mi? İsmi evet döndü. Yazdılar şimdi. Söylüyorum sana. Söyleyeceksin. Zuhal Nezor Bodur. Şimdi Nezor'u duyunca dedim ki Nezor. Bir saniye, ismi Zuhal isim. Ama soyadı Nezor. Nezor, kızlık soyadı. Nezor. Ve eşinin soyadı da Bodur. İkisini bir kullanıyor. Ben direkt böyle bir yorum yaptım. Dedim ki Nezor'u kullanmasın lütfen dedim. Arkadaşına söyle ama Melike'ye soracağım dedim. Yani doğum tarihleri var mı? Hemen söylüyorum. 16 Ocak 1975. 16 Ocak 1975. Bakalım senin öğrencin olabilmiş miyim? 75. Hadi. Bilmiyorum 75. Ben öyle içimden geçti. Dedim ki Melike'ye soralım ama. Eşinin adını vermedi değil mi? Zuhal Hanım, eşinizin adını da bana yine TGRT EU'ya atarsanız çok çok sevinirim. Aynı şekilde mesaj atarsanız bana eşinizin ismini, değil mi? İsmini. Evet. Nabız yoklayan bir enerjisi var. İnsanların nabzını yoklayabiliyor. Şimdi bazı noktada Allah'ın vermiş olduğu çok güzel isimlerimiz vardır. Allah'ın isimlerinden zaten biz kodlanmışız. Allah'ın isimlerinden DNA'mıza işlemiştir. Bu yüzden rızkı, kaderi, kısmeti veren Yüce Mevlam'dır. İsmimizde de sıkışan harfler vardır. Hı-hı. Bazen evren buna cevap veriyor, bazen vermiyor. Tıkanıp kalıyoruz. Buradaki olan bir enerjiyi biz sadece açmaya çalışıyoruz. Şimdi karşımızdaki genç bayanın hal ve hareketlerine bakıldığı zaman ne zor diyoruz ya, Hı-hı. aslında zor güzel olanı da çağırıyor burada. Hı-hı. Çünkü bu harflerin içerisinde evet dediğin gibi 1975 buradaki olan harfler 2000 diyelim ki, ama pardon 1919'dayız. 2019, ama pardon 2019, kafa gitti bak 1975. 2019. Kafa gitti birden. Canlı yayında oluyor işte olur, bak bir an kodlanma enerjisine girerken ne zor bak, görüyor musun? Önümde evet, bir engel geliyor evet, yani. Evet. İlk başta şöyle bir şey diyeceğim. 2019 ama buradaki olan Hüseyin'miş bu arada, değerini, mesaj geldi. Eşinin ismi Hüseyin. Yani Hüseyin Bodur. Hüseyin. Çok güzel değeri sahip. Aslında Allah'ın 99 enerjisine sahip. Satürn'ün ve gezegenlerin onu engelliyor. Nedir bu gezegenlerin etkileri? Daralıp kalmadır. Zaten bir dönem biz Satürn, Neptün bizi çok silkeledi. İlişkiler olsun, maddi olsun. Şimdi buradaki olan maddi konusunda olan bir sıkıntı, bir de manevi konusunda olan bir sıkıntı. Bir de baktığımda Allah korusun kimseye Zuhal beddua etmez. Hmm. Allah korusun. Ama Zuhal'ın ailesinden veya eşinin ailesinden biri onu beddua etti mi? Veya temelden gelen bir aile kırıntılarında bir beddua var mı? Çünkü burada sıkışan bir enerji var. Bunlar ne yapıyorsa, ellerine ne atıyorsa darmadağın oluyor. Ondan sonra mücadele veriyorlar. 2 sene, 3 sene. Tam 2 sene mücadele veriyorlar. Sonra o mücadelesinin sırasında ferah çıkıyor. Ama yine yaşıyorsunuz. Yaşadığınız için bu sıkıntılar sizin hayatınızda bir nevi olacaktır. Evet, burada Bodur ve Nezor'u kullandığın zaman da Bodur soyadı aslında çocukluğundan gelen bir nazar enerjisi vardır. Bizim Zuhal Hanım kızımızda. Çünkü Zuhal'da bir enerjide nazar var. Hı hı. Nazar arasındaki olan bir de kötü enerji vardır. Bu kötü enerjiyi Nas, Felak, Ayetel Kürsü. Ve buradaki olan enerjiyi temizlemeniz lazım. Ders almanız gerekiyor. Alıyorsunuz, yine devam ediyorsunuz. Yine ders alıyorsunuz, yine tekrarlıyorsunuz. Sizin enerjisiniz devamlı tekrarlayabilir. Bu yüzden lütfen siz kendi zikirlerinizde çok sağlam olun. Bol bol zikir yapın. Bol bol esmalarınızı, niyetlerinizi çekin. Bunu 40 gün boyunca söylemek istiyorum. Ya Rezzak esmanızı çekin. Çünkü Rezzak önünüzde var sizin. Ve biliyorsunuz Ya Rezzak 300-308 arasındaki duayı da yapabilirsiniz. Burada siz rakamı şöyle diyelim ki ben 300 yapamam ama 25 yapabilirim. O zaman 25'i 40 gün boyunca çekmeniz gerekiyor. Ya Rezzak, Ya Rezzak. Buradaki olan enerjinizi ve dileğinizi tekrar yerine maddi manevi açılmanızı sağlayacaktır. Evet, isimlerine, harflerinde Satürn'ün engeli var burada. Ve bu Satürn 2 ay boyunca bunları çok kötü silkilemiş. İlişkiler arasında, aile konularında problemler yaratmış. Bu yüzden maddi konusunda da sıkıntılar ve gelecek olan 2020'de daha bir ferah çıkacak. Ama bu genç bayanımız mutlaka Ya Mucib diye duasını etsin, Ya Rezzak diye duasını etsin, sık sık bunu etsin ve bol bol Nas Felak okusun. Peki kızlık soyadını kullanmalı mı? Yani kalsın mı yoksa onu kullanmasın mı? Bodur'a gelince Nezor dediğim zaman da hani 15 yaşından beri çekilen bir enerji var burada. Bu da nazardır, bir Aha. engeldir yani. Ama Nezor'u kendi isteğinden kullanmış bunu Hı-hı. yani. Ben kendim istiyorum evet. çünkü ailesindeki olan bir nevi bir bağlantısı var. Çünkü burada anneye babaya karşı bir enerjiyi yürütmek isteyen bir enerji var burada. Bodur'u da gelince zaten Bodur yerinde hani durduruyor ama zorla arasındaki olan paylaşımı vardı. Bence hiç çıkarmasın. Neden diyeceksin? Kötü enerjiyi zaten çekiyor bunlar. Çektiği zamanda da buradaki Nezor'u durduruyor. Bodur çünkü burada bu durdurma bir enerjisi vardır. Bu yüzden kullansın, hiçbir değiştirmesine de gerek yok. 2 yılda bir bunlar yaşayacak zaten. Bunun isminde de Satürn var. Aile ilişkilerinde yani Hüseyin'de de Satürn var. Yani buradaki engeller var zaten. Bu 2 yılda bir ders alacaksınız. Bir imtihandan geçeceksiniz. 2 ayda bir de madde konusunda problemler. Nedir burada? Söz verip de yerine getirmemek veya borç verip de geç ödemek veya borç alıp da karşılığını geç vermesi. Ya size borç ödeyen kişi daha geç verecek. Buradaki olan ilişkiyi koruma altına almanız gerekiyor. Bazen paranız var olduğu zaman da dağıtmayın. Gerçekten dağıtmayın. Bir şeyi de kendi geleceğinizde düşünerek biraz köşenizde de dursun ki yarın bir gün bunun hastalığı var, işi var, problemi var, aile sıkıntı olur, herhangi bir şey olur. Bir köşenizde mutlaka bir miktarınız dursun. İşte bunlar ne yapıyor? Dağıtıyor. Dağıttığı zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Bence 2 ayda bir para aşağı koyun ve dağıtmayın. Evet, harikasın Melike. Bu arada bir çiftimiz yazmış, evli çiftimiz. Onlar analiz istiyor. İzmir'den izleyicimiz. Gülin Aytekin Güvenir. Gülin Aytekin Güvenir. Güvenir. 29 Haziran 1983 doğum tarihini söylüyorum. Şimdi eşini söyleyeceğim. Ali Güvenir. 12 Mayıs 1979. Şimdi ben güldüm, sen böyle bıcır bıcır bakıyorsun. Kaçırdığın olduysa söyleyebilirim. Yok, gerçekten Allah kolaylık versin. Ben Ali isimleri çok severim. Evet, seviyorsun Ali isimlerini. Çok severim, çok enerjileri güzel. Gülün'e de gelince. Gülün'e de gelince her zaman hayatında gülmek ister. Ben güller hep derim ki hep gülmek istersiniz ama bir sıkıntı yaşarsınız. O yüzden güller hep soru işaretleri başlarım ben. Buradaki 29 Haziran 2019 diyelim. Buradaki olan rakam değeri birebir 2019'da tamamen karar verme aşamasına girmiş. Öyle böyle değil. Bu ne kararı verecek acaba? Ne yapmaya çalışacak? Neptün onu geriye getirmiş. İsminde Neptün var. Neptün onu bir silkeliyor. Bir dur. Ama artık kendine gel diye bir geçmişe götürmüş bunu. Bilinçaltını çok zorlamış. Gaybı bilen sadece Yüce Mevlam'dır. Bu Gül'ün de hep Allah'ına sığınmış, hep dua etmiş, bir çıkış noktası bulamamış. Ve üzüldüm. Ali'yi kumanda eden Gül'ün Ali Gül'ünü kumanda edemiyor. Ali eşini kumanda ama burada kopukluk var ama. Bakın Gül'ün evin direği. Ne yaparsa yapsın. Elinden geldiği kadar maddi, manevi eşine, çoluğuna, çocuğuna Gül'ün. Gül'ün olmasa Ali'nin olmaz. Bu kadar. Buradaki çıkış noktayı ta ki evinin içinde. Evinin içinde bunlar hep maddi, manevi, zorluk, hastalık, her şeyi gelip buluyor Gül'ünü. Burada sıkışmış. Bu Neptün bunu diyor. Burada bu var. Bu harfler bugünlerde ona cevap veremiyor. Şu anda verecek olduğum kararlar kesinlikle yanlış. Gül'ün Hanım, ne karar vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Eşimden ayrılayım ya da hayatımı düzen kurup, öyle bir şey yok. Eşiniz çok güzel bir insan, çok hatalar yapmış. Şu anda sıkışmış, bir takım engelleri aşmaya çalışıyor. Maddi manevi zorlukları var, bir de rahatsız. Bir eşinde ne rahatsızlığı var bunun? Gastrik gibi veya bir şey mi var? Mide, yani mide için yani diyor. Bir şey var. Hemen soralım Gülün Hanımcığım. Gülün Hanım'a bir soralım. Şu anda bize mesaj gönderdiğinize göre bizi izliyorsunuz. Eşinizde midede olabilir, küçük ufak tefek hastalık, rahatsızlık var mı? Tetikliyor, hastalık tetikliyor. Tetikleyici bir şey. Yazarsanız bana tekrar sevinirim. Çağrıştırıyor. Sakın Gülün bekle. Sakın. Eşin iyi bir insan. Sadece gayba Allah bilir. Ben bunun geleceğinde ama sadece rakam olarak şöyle diyebilirim. 2019'da yine mücadele vereceksin ama ferah mı? Ferah. İyi mi? Çok iyi. Zaman gelecek mi? Allah'ın izniyle yolunuz çok güzel görünüyor. Siz bu evin direğisiniz. Siz tuttuğunuz sürece bu adam zaten sırtınızda. Siz taşıyacaksınız. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben böyle noktayı koyuyorum. Koydun mu ben anlıyorum. İzmir'den de telefonumuz var. Alo diyoruz Hacer Hanım. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet. Buyurun. Ben kendi ismimi analize edecektim. Bir de 2 tane kızım var. Onları söyleyecektim. Bir kişi mümkün alabiliyoruz mi yayında? Kimsenin hakkını yememek için tek bir kişiye karar verin. Onu yapalım. Özge Cingöz diyeyim o zaman. Özge Cingöz. Kızının evet adı mı? Kızınız vermiş değil mi? Kızımın adı evet. Tamam. Evet. Özge Cingöz kaç doğumlu? 93. 1993. Gününü de öğrenelim. 1993. 5. ayın 17'si. 5. Mayıs 17. Hı hı. 17'si. Evet. 2019'dayız. Bu okudu mu bu kız? Evet. Üniversite kapısında hangi bölümde? Bitirdi. Üniversiteyi bitirdi. Şu an iş bekliyor. İş bekliyor. Sizin aramanız bu yüzden mi? Kızım işe girecek mi? Heh, aynen. Aynen. Evet. Çünkü burada 2019'da annesi bana müjdeli evet haberi inşallah vereceksin. 2019'da kızınız Şubat'ta iş kapısında kesinlikle adım başlıyor, tamam mı? Ay, çok ve bize de haber edeceksiniz. Bizi de arayacaksınız. İnşallah. İnşallah. Bu yüzden de bu kız çözüm noktasını bulan, ailenin ferdini ayağa kaldıran bu kız hayret bir şey. Yani bu kızı ailesi, babası, annesi, dedesi, ninesi herkes seviyor. Kızın çok mutlu oldum. Çok çözüm noktası olan bir kız. Aileyi ayakta tutan bir kız. Bir de bu kızın önünde şöyle diyeyim, devlet kapısı ama hani bir kep atarsın da bir cübbe giyer ya insan. Bu hangi bölümü okudu? Çalışma ekonomisini bitirdi. Bu kızın ileriki dönemde 2. bir üniversite, hiç unutmayın. Bu kızın... İkinciyi bitirdi. Oo. İkinciyi okudu. Bak, ikinciyi de okudu, bitirdi bu kız. Bu kızın ilerisi çok güzel ve çalışacağı... Yüksek lisans bekliyor şimdi. İnşallah çalışacağı yer ona çok büyük bir konumlar getirecek. Yurt dışı cübbeli insan. Böyle avukatlar, mahkemeler böyle ama çok iyi yerlerde olacak olan bir yer. Harika. Çok iyi yerlerde. Çok teşekkür ederim. Bu yüzden... Çok güzel Melike Hanım. Estağfurullah. Biz sadece harflerinin enerjisinden gelen ve şu kalpten konuşan bir enerjidir. Buradaki olan bir de İzmir. Ne demek bu? Hı hı. Bir cami. Çünkü manevi çağıran bir enerjisi var. Çünkü anne hep maneviyatlar çağırmış. Bir de bu hani bir Mekke'ye de giderler, dua ederler. Bizim kalbimiz hep Mekke deriz. Hı hı. Namazımız da Mekke, dualarımız da Mekke. Olduğumuz yer bizim her yerimiz Mekke. Buradaki olan... Hançer düşünmüyor. Ama buradaki olan enerjisinde Özge ile annenin enerjisi pekişmiş. Harfler müsaade veriyor. Sizin enerjinizde zaten E harfi, C harfi çapışması yok. Bir nevi bu kızın müjdeli haberleri size gelecek. Aynen, yeni aydan sonra başlıyorsunuz. Ama bu çekçeyi tesbih var mı? Esma? İşte onu da söylemek isteyeceğim ben size. Bunun esmasını da sürekli buradaki Allah'ın 99 ismi azam duası vardır. Önünüzde sabah akşam bunu dinleyin. Siz ismi azam duasını dinleyin ve çekeceğinizdir. Ya cami. Ya cami. Ya cami başka bir şey değil. Ya cami. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjiniz çok bu. Sağ olun. Tamam mı? Öpüyorum ben size çok teşekkür ederiz. İzmir'e sevgiler, selamlar. Bu arada biraz önce bana yazan Gülin ve Ali çifti yazmışlar. Bel fıtığı varmış eşinde Ali Bey'de. Evet. Aynı zamanda yani evliliklerinde olmasın tabii ki hiçbir sorun yokmuş. Bebek istiyorlarmış. Anladım. o bebeğin sorunu da olan ilişkilerindeki, hani ben bebek istiyorum hayatıma, bir nevi Ali'yi ayakta tutacak olan, ne dedik biz isminde şöyle, Ali Gülin dedik. Evet. Bir nevi evliliğini ayakta tutan, maddi manevi her konuda ayakta tutan Ali'yi Gülün. Sevecek, sayacak, elinde tutacak, onu demeye çalıştım. Hı hı. Hani kaderi Allah bilir. Ayrılık hı hı. dahil ben enerjisini yok. Hani ben bırakırım çocuğum olmadı ya da bırakıp gideyim ya da şöyle, öyle bir şey de yok diyelim. Ama buradaki olan ben çocuk enerjisine gidiyorum hı hı. derse gaybı Allah bilir. Orada bir enerjim bazen tıkanıp kalıyorum. Hı hı. Şu anki olan 2019 ve yapmak istedikleri enerjisinde ikinci sefer hani bir tedaviye mi girmişler, bir şey mi, onu da soramayız onlara. Ama hı hı. buradaki olan tedavi şart olan enerji sahipleri şart, yani bu normal hani beklenen bir şey değil. Hı hı. Buradaki anne, baba bir tedavi enerjisinin içerisine girecekler. Tüp bebek deniyorlarmış. İşte deniyorlarsa hı hı. daha önce de denemişlerdir mutlaka hı hı. burada. Bunların önünde tedavi kesinlikle şart. Ama şu anda ben Ocak ayının enerjisinde baktığımızda, evet yine de diyorum Satürn var, Neptün var. Bunlar sıkışmış kalmış. Yeni ay evlerinin içerisine girmiş ve çok dua etsinler. İnşallah güzel haber gelecek. O haberi de siz alacaksınız. Ay, ne güzel. Evet, tüp bebekleri Allah'ın izniyle bu Ocak ve Şubat, yani bu 2 ay içerisinde müjdeli haberhanelerine eğer istiyorlarsa, şu anda başlamış enerjiye aha. girmişlerse kesinlikle. Yani aa, ne bak güzel. Ne diyorum ama bak devamlı diyorum burada. Gaybı yüce Allah'tan başka bilen yoktur. Ben sadece gönül enerjisinden söylemeye çalışıyorum. Buradaki Neptün'ün ve Satürn'ün enerjisi bir nevi yeni ayda sizi terk etmiş. Bu sıkışmadan ve aralık mesafeden sonra şimdi başlıyorsunuz zaten. Aralıkta çok acılar yaşamışlar, sıkıntılar yaşamışlar, bir engel olmuş. Evet, kesinlikle doktor ve tedaviden hayırlısından bebeğinizi kucağınıza alacaksınız inşallah. Hmm. Bize de müjdelerini verin. İnşallah. O zaman biz de söyleyelim. 2019 sonun ayı. Bebek müjdesi geldiğinde lütfen bizimle paylaşın burada. Paylaşsınlar bir zahmet. Yani burada elimizden geleni yapıyoruz çünkü. Ne mutlu bize diyoruz. Böyle mutlu haberleri aldığımız evet. zaman biz çok mutlu oluyoruz. Evet, harikasın. Şimdi mesajlarımıza devam ediyoruz. Deniz Hanım'ın şöyle bir sorusu var. Deniz Seyide Yılmaz. 12 Haziran 1995 doğumlu. Haziran'da evleniyormuş. Şimdiden mutluluklar diliyoruz. Deniz Hanım Seyide Yılmaz. Haziran'da evlendikten sonra da soyadı Keskin olacakmış. Diyor ki Melike ablaya sormak istiyorum. Kendi soyadımı kullanayım mı? Sadece eşimin soyadını mı kullanayım? Deniz adı, Seyide adı, Yılmaz kızlık soyadı. Evlendikten sonra bir de oraya Keskin eklenecek. Yılmaz'ı kullansın mı? Sadece Keskin'i mi kullansın diye soruyor. Bakalım Melike Aydın neler söyleyecek? Deniz Hanım sizin için. Keskin'i kullansın, Yılmaz'ı kullanmasın. Hı. Yılmaz'ı kullanmasın. Yılmaz zaten güzel bir isimdir yani. Ve soyadı da kullananlar var bu enerjinin içerisinde. Ama buradaki Keskin'in yanında kullanırsa sıkıntı ve sıkışma yaşayabilirler, yani problem yaşayabilirler. Buradaki olan, yani Yılmaz'ı Keskin'in yanına koyamazsın, Keskin'i de Yılmaz'ın yanına koyma. Sadece Keskin'i kullanmandan yanayım. Neden diyeceksin? Omuzlarına çok büyük yük almak istiyorsan, her şeyin yolunu kesilmesini olmasını istiyorsan, Allah bilir yine de buradaki olan özellikle sıkıntı, evren, 4 ayda bir huzursuz, tatsızlık, kinlenme, bunlar hep hayatınızda olacaktır. Eğer ki Yılmaz'ı kullanırsan yalnız. Kullanmadığın takdirde zaten çok daha güzel akış, enerjiler gösterecektir. Keskin'in önünde de zaten özellikle size karşı kıskanç, inat, nefret, kin duyanlar çok olacaktır. Çünkü hanen kıskanılacak bir döneme gelecek. Maddi manevi çok ilerleme bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu enerjiyi de herkes taşıyamaz. Allah herkese servet verir ama taşıyamaz. Kimisi o serveti yerle bir eder. Kimisi servetini alır başını dağ bayır götürür. O yüzden de servetini çok iyi koru. Kin ve nefret insanlarla dostluk ve ahbaplık kurarsan servetinde göz olacak. Göz olduğu sürece de o servette sıkıntı yaşanabilecektir. Çünkü burada ayın döngüleri her zaman size maddi manevi destekleyecektir. Eşin ve sen çok mutlu bir yuva sizi bekliyor. Ve sızlanma, bazı konularda sızlanıyorsun. Ve devamlı okuyacağın dua ya gani. Gani demek bolluk bereket demektir. Şans demektir. Ve ya vasi. Bu el vasi de okuyabilirsiniz. El gani de okuyabilirsiniz. Ya diye de okuyabilirsiniz. Her ikisi aynı yola çıkıyor zaten. Burada bunları teker teker bolluk ve bereket için oku. Şifa içinde vücuduna, zihnine, bedenine şifa ayeti Ya Şafi'dir. Bunu okuyun. Birçok ayetlerimiz vardır ama Ya Şafi dile daha kolay geliyor. Daha enerjisi yüksektir. Bunu da okuyabilirsiniz. Avcunuza okuyup üfleyin ve vücudunuzu sıvazlayın derim. Güzel çıktı. Evet, enerjisi güzel isimler de gelmeye devam ediyor. Şimdiki ismimiz Perihan Sözer. 12.05.1980. Sözer. Hı. Güzel. 12.05. Evet. 1980. Bakalım tekrar. Pardon. Evet. 2019. Buradaki olan enerji hani insanlar gözde görüyorlar. Bu Perihan'ı tanıyorlar, ediyorlar. Niye arkasından söz ediyorlar diyebilirim. Hani bazı insanlar sözlerine çok dikkat edecekler. Laflarına, kelimelerine çok dikkat edecekler. Şimdi Perihan ismini taşıyan kişiler de çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aslında şanı, şöhreti çok açık kapıları açan isimlerdir. Çünkü buradaki harflerin titreşimde ve baktığımızdaki olan Nisan mı demiştin Arzucuğum? Nisan'da doğmuş Mayıs. Pardon. Mayıs'ta mı demişti? Aha. Mayıs'ta doğmuş diyelim ki bu bayan. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hesaplaşma. Yani buradaki olan Jüpiter diyelim. Hesaplaşmadır. Peki bu ne yapıyor evren bana dersen veya isimler ve harflerimiz gökyüzünde böyle bir şey bulutlara, yukarılara çıktığı zaman da böyle tohum tanesi gibidir. Bir an böyle yere düşer, zamanı gelir. Çünkü hani derler biz diyoruz ya Cemre havaya, Cemre yerde hep deriz ya hani böyle. Bizim isimlerimiz bazen havada kalan isimler de vardır. Çok rahat, kendinden emin. Bazen harfler öyle bir evrenin o galaksinin içinde sıkışıp kalıyor ki o harflerde dua gerekiyor. Hı. Şimdi Perihan harfleri bir yerde ihanete uğramış. Sıkışıp kalmış. Çıkamıyor. Nerede ihanete uğradım? Bir sor bakayım ne ihanetine uğramış? Ne yapmışlar? Ya da niye bunun canını sıkmışlar? Ne yapmaya çalışıyor? Çünkü buradaki olan Mayıs'ın enerjisinde ve çok güzel kapıları var. Ama buna gereken en büyük dua İhlas Suresi. Tamamen net çıkıyor. Sürekli İhlas Suresini manevi anlamda kendini arınmak, temizlenmek ve işinde gücünde ilerlemek istiyorsan İhlas Suresi. Perihan çok ağlamış. Sıkıntı ve problem bir de biz deriz ya devlet kapısında ne sıkıntısı olabilir? Allah göstermesin. Ama ne sıkıntısı olabiliyor? Ya devlet kapısında daha önce hani ben derim ya iki demir arasına giren şimdi cezaevi çok dilime almak istemiyorum. Ama buraya girenin de hani esaret altında kalanın da yolu bahtı açık oluyor. Orada terbiyelenip arındığı zaman Allah bazı insanı koruyor bir yerde. Bir yerde koruduğu zaman evet sen buraya giriyorsun ama korunma alanına giriyorsun. Orada ağlayıp sızlayana kadar Allah'a daha çok yakın oluyorsun. Susuz yere yatanlar vardır. Suçlu ben demiyorum. Hakkını arayıp da hani bulamayan insanlar vardır. İşte bunlar esaret altında. Borcundan girmiş. O gene esaret altında. Ki ama burada aniden şere uğradım veya bazı kötülükler yapıp da oraya girmesi Allah seni bu evrenden, bu dünyadan demek ki bir yerde seni gene koruma altına almış ki korunuyorsun orada. Ben oraya girenlere siz korunuyorsunuz demektir yani. İbadet edin, Allah'a sığının, daha bunlar olmamak şartıyla değil, yolunuza bakın diyorum. Ben hep öyle diyorum. Perihan niye böyle konuştum biliyor musun? İşte bu kendi dünyasında sıkışmış. Çıkış yolu. Aslında çok iyi bir insan, çok güzel bir enerjisi var ve gelecek olan Sözer diyor burada, pes etmeyecek, yoluna devam edecek, İhlas Suresini okuyacak ve böyle negatif çok olan insanlardan kesinlikle görüşmenizi istemiyorum. Hı-hı. Negatif insanlar çekiyor. Hayatına istemediği ot burnunun dibinde biter. Geçmişini peşini bırakmaz. Bilinçaltı işte geliyor onun hayatına giriyor. 2019'un ocağın 26'sına kadar pişkin insanlar önünde olacak. Dikkatli olsun. Ay, bak Melike, böyle kelimeler de kullanabiliyorum değil mi? Gülüyorsun bir de. Yani olacak böyle insanlar. Bir de 2019'un Şubat'ından sonra da parasal konunuz açılıyor. Burada da şanslısınız. 2019'un özellikle Nisan ve Mayıs'ta maddi manevi genişleme, rahatlama, huzur. Ama manevi konusuna gelince işte burada sıkıntılar vardır. Nedir bu? Aile genelinin arasındaki olan bir hapishane sıkıntısı var. Allah yani Allah. Bunlar onu hapishane dediğim gibi de girdim değil. Kendi dünyasında hapishane. İlişkileri zayıflatmak demektir. İşte bu aile buna ne verdi ne aldı bunların imtihanından geçecek. Evet. Fatma Hanım yazmış bize. Merhabalar, oğlum hayırlısıyla işe girebilecek mi sormak istiyorum demişsiniz Fatma Hanım. Oğlunun ismini? Mustafa Kaan. Mustafa Kaan. Yumuşak G ile. 13 Şubat 1995. Kaan'ı kullanıyor mu acaba? Kaan. Mustafa Kaan. 19 Şubat 1995. Mustafa Kaan Atıcıoğlu. Atıcıoğlu. Anneciği merak ediyor, işe girebilecek mi diye soruyor bize. Değil mi? Evet. Tabii ki biz de diyelim ki biz de güzel umutlar verelim ya. Evet. Ne güzel verelim. Biz de istiyoruz değil mi? Evet, herkes mutlu olsun. Bu arada daha önceki haftalarda bağlanıp da geri dönüş olan izleyicilerimiz var. Onlardan da okuyacağım. Şimdi 6. hisse kuvvetli olan özellikle Mustafa'nın diyelim ki. 6. ise kalbinin enerjisine baksın. Çok dua etsin. Dua ettiği sürece zaten etraflıca kendine bu enerjiler çekecektir. 2019 Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Bak Nisan'da duruyorum. Evet buradaki olan Şubat'ın arasında Şubat'ı yazdım ben burada. Güzel bir enerji ve Nisan'ı ekliyorum ben burada. Annesi bize müjdeyi versin. Hadi bakalım. Nisan'da tabii ki iş kapısı var. Bu iş kapısı şanslı bir iş kapısı. O kapıya girecek ama İsra Suresini sürekli okumanızı veya evinizde okutmanızı istiyorum. Bu Rahman özellikle Allah deyin, Rahman deyin. Zaten kapınız açılır. Araf Suresi 180. ayetisi. Bunları da okumanızı istiyorum. Ya da evinizde okutmanızı istiyorum. Dualara ses vereceksiniz. Burada 6. hislerinizi de kullanacaksınız. Etraflıca zaten bu çocuk yardımsever bir enerjiye sahip olacak. İşe girdiği zaman öyle çok şey yapmayacak yani aşırı pardon özür dilerim, aşırıya kaçmayacak. Yalnız şunu diyeyim ben size. Bu çocuğu koruma altına dualarla lütfen alın. Nazarı gözü çok var, bu yüzden engel olunuyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Hattımızda Zeynep Hanım var. Alo. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun. Kendi isminize mi başkasının ismine mi baktırmak istiyorsunuz? Evet. Başkasının. Buyurun. Alalım hemen. Sevim Nur Abar. Sevim Nur. Evet. Sevim Nur Abar. Abay. Abay mı? Abar. A-B-A-R. Abar. Abar. Evet. 20 Kasım 2003 doğumlu. Ha, daha çok küçük. 20 Kasım 2003. 2003 Kasım. Ha, daha küçük dedim ben. 2003 tabii o kadar tamam. Değilmiş. Evet. 20 Kasım 2003. 16 yaşında değil mi? 15 yaşında evet. 15 yaşında evet. 19. Sevin Abar mı? Ben orada tıkandım. İsim yani. Neydi? Sevim Hanım. Sevim. Aha. Sevil de oluyor. Sevim Nur. Sevim Nur. Annesinin ismi de Zeynep. Değil mi? Evet. Zeynep. Zeynep Hanım. Babasının ismi ne? Köksal. Evet. Halen bu gripten kurtulamıyor. Evet vallahi hakikaten uzun 2 haftadır gerçekten. Benim oraya hiç kar yağmadı ki. Kara hasret kaldı. Ya. Şöyle diyeceğim ben. Şimdi Sevim'e baktığımızda enerjisinde özellikle şöyle diyeyim. Esmalara çok yönlenmesini istiyorum ya, ben herkesin esmalara yönlenmesini istiyorum. Saatinde, gününde, ayında enerjiyi almalarını istiyorum. Yeni aydan da geçen bir enerjiye sahip Sevim zaten. Buradaki olan annesine hangi konuda üzüyor? Telefon attığımızda mı acaba? Zeynep Hanım. Evet. Kızınız hangi konuda sizi üzüyor? Yani bu ilişkiler konusunda mı? Okul konusunda mı? Veya... hani arkadaşlarıyla arasındaki olan konularda biraz... ifade edemiyor mu kendini bu kız? Evet, kendini pek ifade edemiyor. Bu kız kendini ifade edemiyor. Arkadaşların arasında ezilip kalıyor. Sıkışma bu yüzden. Bu ilişkilerinde arkadaşları diyelim ki bu kızın başına vur, elinden ekmeğini al. Savunamıyor. Annesi. Bu kız kendini savunamıyor. Ama evde cırcır annesine savunabiliyor. Babasına savunabiliyor. Dışarıda bu kız neden kısıtlık yaşıyor? İşte ben de bunu incelediğimde aslında var ya, çok şanslı bir kız. Çok bereketli bir kız. İsmi de çok güzel. Ve S harflerini hep diyorum ya, S harfleri dikkatli olsun. Evet. Annesi tam 2,5-3 ay gene bu sıkışmaları yaşayacaksınız. Yaşamayacaksınız değil. Okulunda çok başarılı olacak. Şu anda sıkıntı olabilir ama bu kız okuyacak, bitirecek, merak etme. Bu kızın 2003 dedik ya, 2003. 2019'dan çarptığın zaman da Kasım doğumlu dediğim zamandan baktığımda özellikle şöyle diyeceğim. Nisan, Mayıs, Haziran arasında haksızlığa uğramayı veya ona kim haksızlık etmişse bütün her şeyi, o geçirmiş olduğu depresyon, sıkıntılar, arkadaşlar, inan ki ondan özür dileyecekler. Bu kızınız çok başarılı bir belge eline alacak. Bu kızınız okuyacak. Bu kızınız başarıyı elde edecek. Bu kızınıza siz güvenin. Sadece ilişkilere dikkat edin. Hani aşk, meşk, bunlar olur. Genç kızlarımızda bunlar olması gereken bir şeydir zaten. O yaşaması lazım ama aşırıya gitmeden, dozunu kaçırmadan, bizim öf ve adetlerimizi unutmadan. Bunun da bir arkadaş tarafına dikkat edin. Biraz öf ve adetleri unutan arkadaş tarafları var. Bu yüzden dikkat edin. Şimdi bu konu hakkında biraz takip edin siz. Diğer tarafa baktığımız zaman da Haziran'da açılımını yaşayacak ve bu kızınızın elinde güzel belgeyle karşınıza gelecektir. Üniversite kapısı kesinlikle görünüyor. Başaracak diyelim. Maşallah. Çok teşekkür ederiz. İzmir'e yine selamlar. Öpüyoruz sizi. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Çok teşekkürler. Hani bir ara böyle hep hastalıklar. Şimdi bugün de hep herkes iş merak ediyor. Bugün iş enerjisine gittik. Geçen hafta ama ben ne dedim? Ocak ayı hep aile aylarıdır, sıkıntı ayıdır, maddi, manevi, parasal konu ayıdır. Bunu Aralık'tan uyardım ben zaten. Aralık'tan başladık biz bunu uyarmaya. Ve şu andaki Ocak ayı böyle bir enerjinin içerisine girmiş. Evet, hastalıkları bir hafta hastalıklarla mücadele ettik. Evet. Ve hastalıkta beni gelip buldu. Halen gripten bir türlü kurtulamadım. Yani bir de dilim dönse. Bir de böyle canlı yayında çok normal benim de. Ben bazen telefon numarasını hatırlayamıyorum. Geliyoruz diyorum. Arada. Hemen evde sirke koktu artık, yeter dedi. Sirke, evet, bende de öyle. Sirke koktu. Ben oğlumu sirkeli suyla duruladım. Anne ne yapıyorsun ya dedi. Ben dedi salata mıyım dedi. Ne, sirke kokuyor dedi. Olsun olsun çocuğum dedim. Kötü enerjiler gitsin diye öyle bir yıkadım onu. Sirke kötü enerjiyi alıyor zaten. Vallahi yıkadım, yaptım Peygamber yani. Peygamberimiz açken hafiften ekmeğine böyle sirke koyup da orucuna açardı yani. O yüzden sirke negatif enerjimizi giderir. Hiç evinizden eksik etmeyin. Birkaç hafta önce bize ulaşmış, belki hatırlarsın, bir annemiz oğlu için, Hüseyin Arda Güven için. Sen demişsin ki uzun uzun yazmış izleyicimiz, Hüseyin'i kullan diye. Hüseyin'i kullandıktan sonra oğlunda çok güzel değişimler olmuş. Daha anne sözünü dinler olmuş. Bunu da bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben ama o gün size heyecandan sormayı unuttum. Oğlum için hangi esmaları okumam gerekiyor? Onu nasıl peki söyleyebilirsin şu anda? Hüseyin Arda Güven. 14-8-2006. Vermiş Hüseyin Arda Güven. Arda Güven. Ve izleyicilerimize de ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Hani analiz yaptırdıktan sonra bize tekrar geri dönüşler yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu gerçekten bizim çok, Melike'nin de çok istediği bir şey. O yüzden buradan paylaşmak istedim Melike ile. Yani sen uzun uzun da yazmış izleyicimiz, Hüseyin'i kullan demişsin. Ben tabii şu anda çok isimle uğraştığımız için hatırlayamıyorum. Hüseyin'i kullan. Hüseyin'i kullandıktan sonra da o hiperaktifliği daha bir normale dönmüş. Daha anne sözünü dinler olmuş. Bakalım Hüseyin'in. Hüseyin'in direkt zaten isminde bir enerjiyi, Hüseyin Arda Güven soyadıyla birlikte. Annesinin ismini bilmiyoruz bu arada. Neşe Hanım yazmış bugün. Neşe mi demiş? Tamam, Neşe. İnşirah suresini haftada bir kez mutlaka okusun. Ve Eddar, Eldar, yani buradaki olan enerjide hani sevda ile açılan bir kapı enerjisi vardır. Onların anne oğul arasında sevda ile açılan bir enerji vardır. Buradaki El Rezzak, bunu okusun, Eddar'ı okusun, İnşirah suresini okusun. Harikasın, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, her hafta size yazıyorum. Allah rızası için ismimi yorumlar mısınız? Hülya Hanım, siz istersiniz de ben yorumlamaz mıyım? Pat diye mesajınız şu anda önüme düştü. Allah rızası için tabii ki yorumlarız. Zaten gelen mesajların çoğuna buradan cevap vermeye çalışıyoruz ama bazen vaktimiz yetmiyor ve çok yoğun. Gerçekten inanılmaz bir yoğunlukta mesajlar. O yüzden bugünün şanslı izleyicilerinden biri de sizsiniz Hülya Hanım. Evet. Hemen söylüyorum Melike isminizi. Hülya Akbulut 16-12-1993. Akbulut. Akbulut 1993. 93 mü? Evet. Bir de bu rakamları, isimleri. Bana bir isim sorsalar ben normal unutuyorum, biliyor musun? Evet tabii. Hani çok isimlerden olduğum için gece gündüz çalıştım. Söylüyorlar, kaçta uyuyorsun diyorlar. Yemin billah Allah görüyor kaçta uyuduğumu. Hep böyle merak edenler de oluyor. 6.30'da. O enerjiyi tamamlamak için yemin ederim 6.30. Kaçta uyanıyorsun derseler sana? Saat 8.30'da. Yetiyor mu o kadar yani, uyku? Yetmiyor tabii ki. Bir günümü ama ayarlıyorum. Tabii. Bir gün benim uyku günüm oluyor. Bir gün benim dinlenme günüm oluyor. Yani kendimi ayarlamaya çalışıyorum ama o zinde durabiliyor musun? Evet, durabiliyorum. Duruyorsun, ben akşam görüyorum. Akşam bir tek kaçta 8'den 9 arasında odama çekilip dinlenir, uyurum. Yani kesinlikle kimse, kulaklıklarımı takarım, kimseyi duymam. Her gün 8-9 arası öyle bir saat şekerleme yapıyorsun. Kesinlikle en az şeker yaparım. Harika. 8 ve 9 arasında kesinlikle uyurum. ve o gece saatine doğru uyanırım ve uykumu almış oluyorum zaten. Aa, evet. Yani tamamlamaya çalışıyorum en azından. Enerji içiyorum, bir şeyler içiyorum, bir şeyler yapıyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ama ne yapayım isimden ama kendi arkadaşlarımın isimlerini unutuyorum. Öyle bir hapsilikte oluyor yani. Aa, kim aradıydı? Aa, senin ismin bu muydu? O kadar unutuyorum gerçekten. Hani bazen yapıyorsun ya program müdürümüze. Ya program müdürümüz Nilüfer'e Arzu. Arzu'ya Nilüfer ama biz alıştık hiç şey yapmıyoruz. Ya. Arada ben Arzu Melike. Nilüfer de diyor ki Nilüfer ben. Ya işte bende o şeylik var yani, o özürlük var bende yani. İsimleri karıştırabiliyorum yani. Olabilir. Çok o kadar isimlerle uğraşıyorsun çok oluyor ki. Gerçekten isimler hayatıma böyle sanki böyle üstüme üstlük geliyor. Artık doğum tarihler, isimler, hepsi karışıyor birbirine. Dua, esmalar, cüz, onlar da bir isimiz. Evet. İsmimiz yani tabii bütün Kur'an-ı Kerim'de bütün isimlerimiz çıkıyor. O yüzden de hep incelediğim zaman bunların enerjisini de üstüme çekmiş oluyorum. Bu yüzden arınmak için de ne yapıyorum? Mutlaka böyle hep böyle negatif enerjilerden arınmak, doğaya çıkıyorum. En güzelimiz. Hemen diyorum beni çıkar eşime, hemen çıkmam lazım, denizi görmem lazım veya bir ağacın seslerini duymam lazım. İşte onu tamamlıyorum. Hülya'da güzel konuştuk. Hülya'nın enerjisi de güzel görünüyor. Şimdi 2019'da Hülya'ya şanstan yana, ben şans istiyorum diyor. Kalbi mühürlenmiş olan insanlardan korkan bir Hülya var karşımızda. Şimdi Hülya Akbulut dedik değil mi burada? Akbulut kalbi mühürlenmiş insanlardan çok korkuyor. Para, maddi, manevi her zaman elimin kiridir demiştir. Burada Hülya bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Ve harfleri bunu anlatıyor. Ve buradaki olan Neptün'den ve Uranüs'ün arasındaki olan ve 2019 zaten bunlar çalkalanacaklar. Ne yönden? Maddi konusunda arabuluculuk olacak, insanlara yardım edecekler, kendileri ilgili bir takım iş hayatlarında çözüm noktası bulacaklar. Bunlar 2019'da özellikle Hülya Akbulut şanslı bir yılına girmiş. Farkında değil, daha göremedin önünü ama görmen için de sana özellikle Mart'ın 25'inden sonra şanslı bir yıl zaten girmişsin. Şanslı ayında başlıyor. Hiç ağlamana gerek yok. Böyle bir 2016'sından beri, yani bayağı uzun zamandan beri bilinçaltındaki o 2016'da ne yaşamışsınız? Çünkü buradaki doğum tarihinizin etkisiyle birlikte siz birçok maddi manevi pardon sıkıntılar yaşamışsınız. Bu sıkıntılar sizi ailevi konusunda da imtihana çekmiş. Şimdi bilinçaltı bunu tetikliyor. Bazen korkuyorsun, tekrar o yaşadıklarım geri gelir mi? Gelmez. Korkma. Bilinçaltını temizlemiş. Olman yeterlidir. Korktuğun süre zaten önünde gelebilir. Çağırıyorsun. Kalp çakranızı, beyin çakranızı özellikle açık tutun. Bazı noktalarda kapatın dualarınızdan birlikte. Hak yerini buluyor. Öyle bir şey hakkını yemişler ki hak yerini işte şimdi buluyor. Bakın Mart'ın 25'inden sonra başlıyorsunuz. Mart'tan sonra başlıyorsunuz. Şimdi değil. Ve kısmetleriniz açılacak, iş hayatlarınız, aile düzeniniz, parasal konunuz her konuda şanslı bir yıla girmiş bulunuyor Hülya'mız. İsmini de değiştirmesin. Hülya bunun bedensel ve ruhsal ve Akbulut olarak da çok güzel yakışmış. Çok güzel olmuş. Ve yalancı insanlarla çok imtihana tutulmuşsunuz. Hakkınızı da çok yemişler. Ama bundan sonra yedirtmeyeceksiniz. Halen daha öyle oluyor. Olmuyor, sadece siz gönül rızasından vermediğiniz sürece de hakkınızı yemezler. O verdiğiniz dönemler gönül rızasıyla vermişsiniz. Şimdi vermiyorsunuz. Ama hak yerini buluyor. Ve kim ne yapmışsa, senden ne almışlarsa şimdi geriye alıyorsun. Bunu söylemek istiyorum. Şubat. Biz şu anda Şubat'a gireceğiz değil mi? Ocak, Şubat. Şubat'a yaklaşıyoruz. Evet. Şubat'ın 15 ve 16, 26. 15, 16 ve 26 arasında aile içerisinde bir soğukluk, bir sıkıntı, bunlar yaşanabilir, dikkatli olun. Evet. Evet. Hani dedim ya iş izleyicilerimiz, evet yine öyle bir izleyicimiz var. Hı. İşle ilgili merak eden. İyi yayınlar, ben Nurcan Volkan. 23 Şubat 90 doğumluyum. Eşimin de ismi Latif. Söyleyeceğim ben sana ayrıntılarını. Kendi işimizi büyütmek istiyoruz. İnternet uydu kamera işi yapıyoruz. Doğru bir zaman mı acaba? Ha, diye güzel sormuş izleyicimiz. Nurcan Volkan. Nurcan Volkan. 23 Şubat 90 doğumlu. 23 Şubat 90 doğumlu. Şubat 90 doğumlu. Evet. Eşi de Latif Volkan. 90. Latif Volkan. Evet. 31 Ocak 89 doğumlu. Acaba işimizi büyütmek için doğru bir zamanda. 80 pardon yetiştiremedim. 89, 31 Ocak 89. Kıbrıs'tan yazmış izleyicimiz. Kıbrıs'a da buradan sevgiler gönderiyoruz. Şimdi karşıdaki insanlar biz bir yer açmak istiyorlar. Daha önce bunlar kendi işlerini büyütmek, yine internet uydu kamera işi, işte, aynı işi büyütmek bir şey istiyorlar. Söyleyeyim mi? Söylemek istediğim ne biliyor musunuz? Şöyle 2019 şimdi bazı iş hayatlarında diyorum ya, evet şu anda açılımlar yapacaksınız, edeceksiniz ama biraz beklemeniz gerektiğini söylüyorum. Yani eğer kendinize güveniyorsanız tabii ki açılım yapabilirsiniz ama bazı noktalarda da bu açılımlar bazı maddi konulusunda sıkıntılar olabilir. Şimdi bu Nurcan bize tanışmış. Nurcan güzel yapmış tanışmakla. Latif Volkan demiş ve hayatlarında yapamayacağı en güzel işleri yapıyorlar. Bunlar yoktan yere var etmişler. Hı hı. Hani kepçeyle almamışlar, kevkerle almışlar. Kepçeyle de dağıtma üzere misiniz? Şu anda biraz 2019'un ortalarına doğru özellikle. Zaten benim dememe gerek yok. Bunlar başlamışlar. Arzu. Hı hı. Bunlar harika, zaten başlamışlar işi büyütmeye. Yani zaten başlamışlar. Yani bunu bana söyledi. Sadece ne demek istiyor biliyor musun? Burada. Şöyle diyor Nurcan Hanım. Biz bu işe başladık. Bu işe başladığımız için de ilerletilmesi nasıl gidecek? Güzel gidecek. Tıkanma sadece Mart ayında yaşayabilirsiniz. Mart'ın 28'inde ve 28'inden sonra açılımınız başlayacak. Haziran'da daha iyi olacaksınız. 2021 alanda çok daha iyi olacaksınız. Ama ve lakin şunu söylemek istiyorum. Bu alanda şu dağıtım şirket diyoruz ya, dağıtım şirket alanlar burada çok. Sadece çalışanlarınıza çok dikkat edin. İşverensiniz, sizin hakkınızı çalışanlar arasında çok dikkat edin. İşte bu noktada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada sizin işinizde hiçbir engel yok. Şirketler, dağıtımlar çok güzel ama işinizdeki çalışan kişilere çok dikkat edin. Buradan ikili ilişkiler sizi tamamen sıkıntıya. Ha burada ortaklığınız da olabilir, bazı şirket anlaşamamazlığınız da olabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Diğer tarafta şanslı ve uğurlu bir yıl. Yapabilirsiniz. Çok güzel gidiyor, gidecektir. Hani sanki çok bilmiş onların içindeyim gibi çok güzel gidecek. Harika gidecek. Ay, gerçekten harika. Güzel bir kapısı var. Evet, Fadile Hanım yazmış. İyi günler, iyi yayınlar. Sizleri çok seviyorum Arzu Hanım. Her gün sizi hayranlıkla izliyor ve dinliyorum. Sizlere yaşamınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Gaziantep'ten Songül Köse. 17 Şubat 1986'da doğdum. Akşam 8'de doğmuşum. Gaziantep'te yaşıyorum. Bekarım. Ve bir de ablam için baktırmak istiyorum. Fadile Taşkıran. Buna baktırma demeyelim de. Analiz diyelim. Analiz diyelim. Peki ama çünkü hani birinize karar vermeniz gerekiyor. Çünkü o kadar çok mesaj var ki haksızlık olur diğer izleyicilerimize diye. İsterseniz bugünlük size baktıralım. Haftaya denk gelirse. Aynen inşallah. Evet. Öyle olsun. Her hafta yazıyorum olmuyor demişsiniz. Ben hatırlıyorum sizin buradan mesajlarınızı. Haksızlık etmeyin Fadile Hanım lütfen. Bak bak hafızası kuvvetli olan Arzu çok hafızası yani, kuvvetlidir bu konuda. Lütfen dikkatlidir çünkü Allah razı olsun hiçbir kimsenin hakkını yemez burada da söyler, önüne düşeni söylüyor yani. Evet, Songül için bakalım demişsiniz tabii ki de o zaman hemen Songül Hanım'ın bilgilerini veriyorum. Songül Kök. Songül Kök 17 Şubat 1986. Kök 17 Şubat 1986. 1986. Evet. Bekarmış Gaziantep'te. Ha, genelde burçlara şöyle denk geliyormuş. Şöyle bir şey. Tamam, burçlara denk gelmiş Songül Hanım. Demek ki sana denk gelmedi. O yüzden. Bana da denk gelmiş oldu. Bana da denk gelmiş oldu. Şöyle diyelim, şimdi 1986 bu kızımız bir kısmet kapalının rızkının içerisinde, değil mi? Hı hı. Ben diyor kısmetim kapalı. Bir türlü kısmet. Bu arada ben de çok kısmet açmışımdır. Ah ne güzel. Yani öyle bir uğrum ne var güzel. Benim gerçekten. O yüzden öyle. Sana her hafta dokunuyorum. Her hafta dokunuyorum. Ben de gerçekten ben herkesin hayatında böyle bir bolluk, bereket, enerji getirmişimdir. Ne güzel, şahane. Ve ne mutlu bana ki ben bir insanın evine girdiğim zaman, insanlar bazen bizim kalendar gecemiz olur. Kalendar diyoruz ya biz buna. Kapılarını açıp ilk sabahları beni çağırıyorlar. Bu da güzel bir şey. Sabah hazırlayın kahvaltıları. Bizim kalendarımız, yılbaşımız, kalender akşamı deriz biz buna. Oh. Ki buradaki bizim yılbaşımız o akşamıdır. Mandallar, portakallar, oh, elmalar, fındık, çerezler kapımıza gelenlere biz verirdik. Ki bunu uygulardık. Ah. Ve şimdi kalender zamanı geldiği zaman çağırın beni, ben kahvaltıya geleceğim size. Söyleyin bana, ben geleyim size. Burada şöyle bir şey diyeceğim. Songül Kök dediğimizde isminin soyadıyla birlikte bir duraklama var, evet. Gökyüzü onu destekliyor. Gök değil ama ruhun, kök. Kök. Hayır, ben burada analiz ettim, tamam, kökü yazdım burada. Ha, tamam. Acaba dedim kökü gök mü anladım? Oluyor ya bazen, yanlış anlıyoruz. Arzu, sen benim işimi elimden mi alacaksın? Dermişim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ruhun bunaldığı yerde ben hep duaya sığınırım. Bu kızımız da ruhun bunaldığı yerde duaya sığınmasını istiyorum. Ama bazen ruhsal çalışmalarımızda sıkışmalar yaşayabiliriz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Buradaki negatif bir enerjinin alanın, menyatik alanların içerisindesiniz. Buradaki gökyüzü sizi bazı noktalarda sıkışmış ve ruhsal çalışmalarınıza da engel olmuştur. Evet, yapıyorsunuz ama burada özellikle yaptığınız çalışma size bir netice vermiyor. Vermediği için de ekstra sıkıntıya ve üzüntüye, kedere giriyorsunuz. Hiç girmeyin Songül Hanım. Buradaki olan bir takım negatif enerjiler var. Bunları mutlaka arındırmanız lazım. Ve şu ocağın 25'inden sonra negatif enerjiden arınmanız için de, rızkınızın açılması için de, kısmetinizin açılması için de Kevser Suresini okumanızı istiyorum. Kevser Suresi ruhumuzdaki, bedenimizdeki, zihnimizde bolluk, bereket, şans, uğur, üstümüzdeki negatif enerjiye, önümüzü kesip ne kadar negatif yükleyenler varsa ona engel olmaktır. Ve Nas, Felak, Ayetel Kürsü. Sık sık sabah akşam bunu okuyun. Ve sizin önünüzde negatif bir enerji var. Lütfen bunu arındırmanın yollarına bakın. Mühürlü işlerde, mühürlenmiş, kapanmış işlerde Allah'ın 99 ismini. Ama bunların saatleri vardır. Burada bizim Satürn var, Neptün var, Uranüs var, Jüpiter var. Biz ebced ve hesaplama değerlerinden baktığımız zaman burada sadece gözümün önüne düşenleri. Çünkü bazen zihin öyle bir anda akış veriyor ki bunlara söyleyebiliyorum. Buradaki akış 2019 ve 1986 akışında Allah'ın 99 ismini, özellikle sabah biz buna şöyle deriz. Kuşluk zamanı. Hoca Allahu Ekber dediği zaman biz elimizi avucumuzu açarız. Kalbimizin mührünün açılması için, işlerimizin aydınlanması için. Kısmetinin, özellikle bir genç kız olarak kısmetimizin bağlarının çözülmesi için Allah'tan istememizdir. Sizin burada Allah'ın 99 ismi ve Kevser Suresi çıktı. Bunu bol bolca okumanızı istiyorum. Evet, telefon hattımızda izleyicimiz var. Ümran Hanım. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Kar var mı arada? Çok. Çok kar. Aa, biz de bekledik ama olmadı burada, tutmadı. Ümran Hanımcığım, kendi adınıza mı yaptıracaksınız analizinizi? Bak, ben de konuşamadım. Ümran Terzioğlu. Doğum tarihinizi alalım. 15 Nisan 1990. 15 Nisan 1990 değil mi? Evet. 15 Nisan 1990. Nisan 1990. Koç burcu oluyor galiba. Nisan'a evet şu anda. Ocak. Şöyle Ümran anne ismi neydi bu Ümran Hanım'ın? Ümran Hanım anne isminiz? Kübra. 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 Nereden arıyordu bizi? Ağrı. Ağrı. Ay çok da güzeldir oralar şimdi. Kar, kıyamet. Evet, oh, çok ne varmış güzel. Onu sordum. Çok varmış kar aynen. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Ümran Hanım. Burada 1990 dedik ya. Kısmetlerinizde, rızıklarınızda siz böyle bir nikah, evlilik... Yani evli misiniz, bekar mısınız? Ben bunu öğrenmek istedim. Bekarım. Bekarsınız. Buradaki olan bir enerjinizde birini ya da bir şey... Yani seviyor musunuz? Sevmek var mı? Yok. Yok. Peki kısmetle ilgili bir sıkıntın var mı? Yok, çok şükür bir şey yok. Peki bizi niye aradın? Ay ismi çok merak ettim hani... Gelecekte bir iş, bir okul ha. Var mı mesela? Şimdi ben de burada niye durdum? Gayba Allah'tan başka bilen yok. Şimdi bir şey gelecekle ilgili soruyorlar ya bana. Benim elimde sihirli olsa geleceği önüme çeksem. Şimdi Kübra Hanım, güzel kızımız. İsmin Kübra değil, annesi Ümran. Pardon Kübra, annesi Ümran Hanım hattımızda. Ümran, evet. Şöyle diyeceğim. Buradaki Ümran'ın enerjisinde... Aslında Kur'an-ı Kerim'de çok güzel ismi geçen, soru işaretleri olan, hane içerisinde çok sevilen, sayılan bir Ümran var karşımda. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz biz burada. Nedir bu? İstemekten yanadır. İsminiz asla kötü değil diyemem çünkü. Çok güzel enerjisi var. Sadece aile büyük bir imtihanlar. Maddi, manevi, aile, gelgitler bunlar imtihanlar olan. Ama bu ailenin içerisindeki olan, bir teraziye konulmuş olan enerjiniz var. Bu enerji Nisan'da başlayacaktır. Burada alım-satım işleri hane içerisinde olacaktır. Bakın bunlara değindim. Ailede biraz rahatsızlıklar, problemler bunlar da özellikle 2019'dan sonra gündeme gelecektir 20'sine doğru. Çünkü burada çalışma enerjisi, burada nedir? Bu B ile R harfi teraziye girmiştir. Bu da 2019'un sonlarına doğru 20'sini bulacak olan hastalıklar, böyle bir teprişmeler. Biz bunu yükleme olmayalım ama buradaki enerjisinde görünmektedir. Kısmet yönüne gelirse okuma, çalışma veya böyle bir enerjiye girerseniz bunu yolunuzdaki engeller kalkılacak bilecek olan enerjiye sahipsiniz. Ve şöyle de bir şey diyeceğim. Hani ben evlenmek isterim, yuva kurmak isterim. Eğer bu kız Karadenizlilere gitmese ne haber ya. Gelecekte şeyden haber verirler ya derler ya. Hani haber verdi evet. Elimde sihirli değnem olur ya ben de hissiyatımı kullanayım o zaman burada. Bizde bir Karadeniz enerjisi. Bu kız çekiyor Karadeniz enerjisine doğru. Hı-hı. Belki bir baktık ki Karadeniz'den evlendiniz. Hayatınızı kurdunuz. Yeni bir akış sağladınız. Bu yüzden de güzel kapılar ve enerjiler bağlı. Ve çok güzel isminiz var. İsminizdeki olan Al-İmran suresi biliyorsunuz bunu değil mi? Evet biliyorum. Bunu sık sık okumanızı isterim. Zaten enerjiniz burada saklı sizin. Al-İmran suresi ne anlatıyor size? Bir bakın onun Türkçe mealini de bakın inceleyin. Gerçekten o hayattan bir şey aldım mı almadım veya onlar ne yaşanmış ne yaşatılmış o dua bana ne anlatıyor? Çünkü isminiz o duadan geçiyor. Onun enerjisinden bir nevi ve Jüpiter tarafından etkisinin altındasınız. Bu dönem sıkışmışsınız. Sadece böyle bir daralma var, sıkıntı var, korku var. Bu da geçecektir. Bu da geçiştir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağrı'ya da sevgiler, selamlar. Melike'cim bir nefes al. Kısacık bir ara rica ediyorum sizden bir yere ayrılmayın. Ne mutlu bana. Evet Melike'cim, her hafta olduğu gibi bugün de benimleydin. Cumaların konuğusun, benim misafirimsin, başımın tacısın. Çok haftaya cuma bekliyorum. Ayaklarına sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese buradan mutlu hafta sonlarını diliyorum inşallah. Bol bol bereketli günleriniz olsun inşallah. Evet, ben de hepinize mutlu, güzel hafta sonları diliyorum. Tüm ekibime efendim teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Thank you.